Kulağın 360'tan, yeni nesil yayıncılıktan, Balıkesir'den herkese merhabalar. Ben Lokman Dağ ve yine size dop dolu bir Balıkesir programı yapmaya çalıştık. Ne mi yapacağız? Efendim Balıkesir'in gezilecek, görülecek yerleri ve yapılması gereken tüm lezzetlerini size dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Balıkesir turumuz başlasın. Balıkesir'de Zanospaşa Camii'nin avlusundayız. Epey büyük bir avlusu var. Aslında sadece cami demek doğru olmaz. Çünkü burası bir külliye olarak inşa edilmiş. Külliyenin en büyük yapısı da arkamda görmüş olduğunuz ve Zanospaşa'nın kendi adını taşıyan bu güzel camiyi 1461 yılında burası inşa ediliyor. Ama öyle bir şey ki burası inşa edildikten sonra Balıkesir'in yapısı buraya doğru geliyor. Yani 1461'de burası yapıldığında aslında buralarda herhangi hiçbir şey yok. Camiyle beraber, külliyeyle beraber burası hareketleniyor ve zamanla işte Balıkesir'in bu bölgesi de oluşmuş oluyor. Buranın hamamı var, ibadethanesi var. Muvakkathane dediğimiz böyle saat kulesi olarak daha önceki İstanbul'daki camilerde de göstermiştik. Saati gösteren bir de küçük bir yapısı oluyor. Muvakkithane olarak da geçiyor. Hamamı var, ibadethanesi var. Güzel bir külliye olarak inşa ediliyor burası. O dönem Balıkesir'in en önemli yapılarından bir tanesi. Hatta günümüzde de burası bir külliye olarak Balıkesir'in en büyük mimari yapısı olarak da duruyor. Yapı olarak çok sade, çünkü o dönemde biliyorsunuz erken dönem özellikle yapılan Osmanlı mimarilerinde böyle büyük süslemelerden biraz uzak duruluyor. Osmanlı'da mimari ne zaman başlıyor? Aslında Kanuni Sultan Süleyman'la beraber, Mimar Sinan'la beraber farklı bir boyuta, en üst seviyeye geliyor. İşte o dönemin en güzel eserlerinden bir tanesi Zanospaşa. Kendisi de Fatih Sultan Mehmet'in en önemli paşalarından bir tanesidir ve adına bu külliye yapılıyor. Tam 1461, 1461'de size bir herhalde tarihi anlatıyordur. Trabzon'un fethi tam da o zaman ve Zanospaşa da buraya bu külliyeyi yaptırıyor. Balıkesir'in en önemli yapısı, eğer Balıkesir'e gelirseniz muhakkak bu güzel yapıyı gezin, dolaşın. Caminin avlusunda bulunan en önemli eserlerden bir tanesi de güneş saati. Normal zamanlarda İstanbul'daki böyle o büyük camilere geldiğimizde, Selahattin camilerine geldiğimizde böyle caminin bir duvarında olur genelde ve güneş vurdukça ortada bir çivi gibi bir alet var. Orada günün saatlerini belirleyen bir güneş saati var. Çok kıymetlidir, çok değerlidir. Günümüzde artık çok fazla bulunmuyor. Büyük bir ihtimal 1908'de burada bir tadilat yapılıyor. Rum ve Ermeni taş ustaları burada çalışıyor. O tadilatın ardından Osmanlı melez yapısı dediğimiz farklı bir yapıya ulaşıyor. Çünkü artık farklı bir figürlerle beraber buradaki o ilk zamanki mimarisi değişiyor. Melez mimariye doğru dönüyor. Ama şöyle baktığımızda küçük ince tuğlalar, taşlar ve yine kesme taşlarla cami şu anda çok görkemli görünüyor. Etrafında çok sayıda pencere var. Hem alt kısımda hem de üst kısımda. Onlar da caminin o dönem aydınlatması olmadığı için içeriye daha çok güneş alabilmesi için çok fazlaca burada pencere olduğunu da söyleyelim. Avlusuna şöyle gelip baktığımızda çok geniş bir avlu. İki tane şadırvanı var. Büyük bir ihtimal ya sonradan tadilatı var ya da bir tanesi sonradan eklenmiş olabilir. Açık havuzu var, şadırvanın üstü kapalı. Tam ortasında bir havuz. Havuzun ortasında da bir güzel bir sütun var. Bu şadırvanların şöyle bir özelliği var. Daha önce de anlatmıştım. Şadırvan demek su demek. Su demek aynı zamanda hayat demek. Buradaki o açık havuzuyla aslında avluya ve içeriye de oksijen
gönderdiğini biliyoruz. Bir diğer özelliği ise bunu Bursa Ulu Cami'de görmüştük. Caminin içinde bir şadırvan vardı. O da hem akustiği dengelemek hem de caminin içindeki o konuşma bölümlerindeki sesi birbirinden ayırmak için yapılmıştı. Ama bu havuz şeklindeki şadırvanda büyük bir ihtimal oksijen ve havayı serinletmek için dizayn edilmiş güzel bir şadırvan olduğunu söyleyelim. Caminin içine geldik. Şöyle etrafımıza baktığımızda çok da böyle süslemelerden kaçınılmış açıkçası. Böyle o Selçuklu'nun ulu camilerine benziyor birazcık daha. Kubbenin etrafında dört ayak üzerine oturtulmuş güzel bir cami. Ama mihrap ve minberi oldukça gösterişli. Mermer yapılı bir minberi var. Altın varaklı, güzel süslü bir taç kapısı bulunuyor. Yine kubbesinde ve etrafında altın varaklar bulunuyor. Çok güzel bir minber olduğunu söyleyelim. Hemen mihrabında ise etrafında yeşil mermerler bulunuyor. Çok fazla süslemesi yok ama oldukça şık bir mihrap olduğunu söyleyelim. Etrafında yine altın varaklı güzel desenler ve bitki motifleri bulunuyor. Onun dışında kubbede çok güzel süslemeler var, kalemkar, güzel işler var. Kürsü de yine burada mermerden oldukça fazla ışık olduğunu alabilmesi için camlar var. Yukarıdaki camlarda ise hem süs amaçlı hem de fazla gelen o güneşin kötü ışınlarını korumak için de vitray çalışması olmuş. Yani ultraviyole ışınlarını kırmak için hem güzel bir sanat olmuş hem de buradaki zararlı ışınlardan korumak için güzel bir vitray çalışması yapılmış. Şöyle yukarıya doğru kubbeye baktığımızda da yine beyaz ten renklerin çok fazla olduğu ve süslemeden çok uzak kalındığını söyleyebiliriz. Zaten Selçuklar döneminde de Osmanlı erken mimaride de çok fazla böyle çiniler falan kullanılmıyor. Özellikle nedeni ise camiye geldiğinizde bakış boşluğuna kadar sizin dikkatinizi dağıtacak unsurların olmamasına dikkat ve özen gösteriliyordu. O nedenle de erken mimari dediğimiz mimarilere geldiğimizde çok fazla süslemi bulamıyorsunuz ama yine de sadenin şıklığı burada mevcut. Balıkesir deyince tabii o meşhur güzel köftesi geliyor. Bir Sivas'ın köftesini bu kadar çok beğeniyorum. Bir de Balıkesir'in. Çünkü hemen hemen aslında ikisi de birbirine çok yakın. Böyle baharatla, soğanla, sarımsakla dallandırıp bulaklandırılmıyor. Mesela bir Karadeniz köftesi vardır, bir gerçek. Evet. Sarımsaktır onun özü. Evet. İşte bazı yerlerde onu yumuşatmak için daha çok soğan kullanılır. Ama Balıkesir ve Sivas'ta sadece eti kıyma haline getiririz, değil mi usta? Aynen öyle. Bir seni tanıyalım ustacığım önce. Ben Hasan Başaymaz. 1977 Balıkesir doğumluyuz. Uzun yıllar, 27 yıldır ustalık yapıyorum. 27 yıldır? Evet, 27 yıldır. Aslen buralıyız. Aslen buralıyız. Şimdi buranın eti de çok lezzetli olur. Balıkesir, Türkiye'yi doyuran memleket. 10 yıl İstanbul'da çalıştım, hep Balıkesir kuzusu, Balıkesir eti çalıştık hep. Balıkesir eti meşhurdur. Meşhur, çok da lezzetli olur. Aynen, ünü de artık tüm Türkiye'ye hatta dünyaya yayılmış. Evet. Şimdi bir kıymaya ne yaptık? Bir anlatır mısınız hocam? Kıymanın neyini kullandık? Şimdi öncelikle Balıkesir köftesinin en büyük özelliği baharatsız olması. Evet. Bunun içine dana döş kullandık. Dana tranç koyduk. Bir de dana gömlek yağı kullandık. Gömlek yağı? Evet, dana gömlek yağı. Ya kuyruk yağı yok. Kuyruk yağı yok. Dana gömlek yağı. Ne, fark eder mi usta? Tabii. Kuyruk yağı, kuzu kuyruk yağı kokar. 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 Dana gömlek yağı kokmaz. Kokmaz. Tabii. Ve eti köfte yumuşak tutar. Ya en büyük özelliğinin olması da bu. Ve baharat yok. Çok güzel bir noktaya değindi.
kuzu kuyruk yağı kokar dedi. O nedenle dana gömlek yağı koyduk. Aynen. Hem kokmuyor hem de köfteyi daha da yumuşak yapacak. Peki evet. Tuzumuzu da ilave ettik evet. Usta. Tuzumuzu. Çok kolay aslında bunu evde bütün kadınlar yapabilir aslında. Hatta aynen, erkekler öyle. De yapabilir ayrım yapmadan. Tabii. Yalnız yaşayanlar özellikle ya da aman ben evden işten geç çıktım. Evdeki bana kızmasın diyorsanız çok pratik bir yemek değil mi? Aynen, hayat öyle. Kurtaran, ilişki kurtaran köfte diyelim o zaman biz buna. Aynen öyle. Tuzunu koy, güzelce yoğur, yumuşacık olsun. Kulak memesi kıvamına gelinceye kadar da bunu böyle yoğuracağız. Aynen öyle. Peki dinlendirmezsek olur mu bunu ustam? Yoksa eti dinlendirsek daha mı lezzetli olur? Zaten etler dinlenmiş geliyor kasaptan. Evet. Hiç bizim için önemli değil. Ama köfteyi bastığın zaman içindeki yağ oranını, evet. Et oranını, kıvamını oturtturduğun zaman problem yok. Yani bir oran verecek olursak mesela Adana kebapta Adana'ya gittiğimizde eğer hava sıcaksa %75'e %25 aynen öyle. Kuyruk yağı koyarlar. Aynen havalar öyle. Soğuksa 70'e 30 bazen 60'a 40 bile olabiliyor. Aynen öyle. Ve şöyle söyleyeyim yağ girdikçe bu köfteler bu kebaplar daha da lezzetli oluyor. Aynen öyle olur. Baharat koymayacağız. Tuz koymuyor. Sadece tuz koyduk. Tuzunu baharat koydum. Yok. Evet. Acı biber yok. Meşhur Balıkesir köftesi yapıyoruz. Aynen Hasan öyle. Ustam bize çok lezzetli bir köfte yapacak. İnanıyorum. Peki yanında garnitür ne veriyorsunuz usta? Bunun yanında garnitür közlenmiş domates, biber ve soğan. Biber ve soğan. Aynen öyle. Peki porsiyonu kaç gram oluyor bunun? Balıkesir köftesi 10 köfteden oluşur. 10 köfteden. Evet. Vay be. 9 değildir. 8 de değildir, 10 köftedir. 11 de değildir, 10 köftedir. 10 köftedir. 10 köfte. Az porsiyon isteyenlere 5 köfte verilir, tam porsiyon isteyenlere 10 köfte verilir. Peki mesela Zeytinburnu'nda oturdun dedin. Evet. O zaman sana Zeytinburnu sorusu söyleyeceğim bir tane. Zeytinburnu'da çok meşhur bir köftecimiz var. Hemen mezarlığın dibinde bilirsiniz. Evet, Merkez Efendi de çok önemli bir köfteci. Ve şöyle söyleyeyim, hiçbir zaman için 1,5 getirmezler. Evet. Bir söyleyeceksen bile 5 tane getirir. Der ki abi ye, doymazsan diğer 5'i getiririm çünkü israf haramdır der. Bizimki de öyle ama evet. Bu olay israftan değil de şöyle bir şey söyleyeyim. Sıcak sıcak gelsin diye mi? Evet, donmasın diye. Evet. Yağlı olduğu için biraz tabakta yeme süresi uzadığı için donma yapar. Donma yapmaması için bizde de 5 köfte biter, 5 köfte ilave gelir. Hemen ilavesi olur. Aynen öyle. Vallahi ben hiç beklettiğimi ya da yavaş yediğimi hatırlamıyorum. 10 tanesini yaklaşık bir dakikada çok rahat yiyebiliyorum. O nedenle sıkıntı olmuyor. Güzel, sıcak, samimi bir köfte o zaman. Ama aya içinde çok farklı bir şeklim var. Şekil verme yönüm var ustam ya. Aynen. Nereden tam bastırıyorsun? Yani elin öbür tarafında. Ben yapsam parmağım. Yuvarlak oluyor. Seninki niye yuvarlak olmuyor? Şimdi şu parmaklarla şu elle vuruyoruz. Ben bir eldiven alabilir miyim? Ben de denemek istiyorum. Çok merak ettim ya. Şimdi hep alıştık yuvarlak köfte yapmaya. Hasan abi çok farklı bir sistem. Şimdi bir tane aldık usta. Evet. Aldık şöyle. Aynen öyle. Yuvarladık. İzmir köfte gibi. Evet. Şu parmaklarınızın üstüne getirdik. Tam getiriyorsun. Bayağıyla. Evet. Elinizin baş parmağınızın tam bu yeriyle. Şu şekilde. Vallahi oldu. Evet. Ben biraz az aldım. Çok güzelmiş. Ben bunu denemek istiyorum. Öğrenirsem bundan sonra köftelerimi bu şekilde yapacağım. İzmir köfte gibi yuvarladık. Aynen öyle. Sonra şu parmakların üzerine ayamız dediğimiz bölümle evet. Şöyle vurduk. Abi senin de maşallah makine gibi çıkıyor. Ya yıllar vermiş oldu. Tecrübe var yani. O zaman köftelerimizi artık ızgarayla birleştirelim mi? Birleştirelim. Haydi o zaman bu güzel köfteleri mangala atalım. Şimdi bakın ızgaranın da çok önemi var. Çünkü her yerde değişiyor. Mesela Tekirdağ'da böyle kalem ızgara oluyor. Her bir tanesinde bir tane böyle yuvarlak az önce gösterdiğimiz usulde farklı bir şey var. Kimisinde daha ince, kimisinde daha kalın. Sizin ızgaralarda yakınlık olarak, mesafe olarak çok yakın ve ince bir ızgaranız var. Onun bir özel nedeni var mı? Yok, normalde bizde bombeli ızgara da oluyor. Evet. Lama demirinden yapılmış. O şekilde de oluyor. Ama böyle de kullanıyoruz. Önemli olan kömürde pişmesi. Kömürün güzel pişmesi, o is kokusunu, etle birleşmesi. Her zaman söylüyorum, odun ateşinin, kömürün
ete inanılmaz olumlu bir etkisi var. Farklı bir lezzet katıyor nedense. Ama bunu yaparken de kömürümüzü her zaman iyice yaktıktan sonra, yani artık köz olmaya başladıktan sonra yakmamız. Çünkü bazıları kömürü yakar yakmaz ustam hemen şeyi atıyor içine. Çok yanlış aslında, zehirli edebilir. İyi kömür, iyi ızgara, iyi et ortaya muazzam bir lezzet çıkıyor. Kaç dakika pişiriyorsunuz sen bunu aşağı yukarı? 5 dakika sürüyor. Önlü arkalı. Sürmez bir de. 5 dakika. Köftenin canı çok fazla değil diyorsun. Değil. Sulu olacak köfte. Köfte sulu olacak. Islak bırakacaksın içini. Kurutmayacaksın. Kurutmayacağız. Yani ızgarayı çok da sırtını dönmeyeceksin. Aynen öyle. Bir tarafı pişer pişmez hemen öbür tarafını mühürleyin. İçinde suyunu hapsedin. Sonra dışı çıtır çıtır, içi sulu sulu. Çok güzel köfteler sizi bekliyor olacak. Dediğimiz gibi Balıkesir'in böyle bir güzel köftesini size göstermek istedik. Sadece tuz. Başka hiçbir şeye gerek yok. Ve bunun içinde dananın gömlek yağı. Dana döş ve dananın kranç. But tarafı. Evet. Başka bir şeye gerek yok. Ondan sonra zaten şu cızırtıyla bu lezzeti görebiliyorsunuz. Şimdi sunumu nasıl? Hep beraber görelim. Güzel Anadolu'nun her köşesinin kendine özgü köfteleri var. İzmir köftesi var, Bursa'da ayrıca köftesi var, Manisa'nın kebabı var, yine köfteden oluyor aslında. Sivas'ın köftesi var, her yerde köfte var ama hepsinin de kendine özgü bir püf noktası var. Balıkesir köftesinin de püf noktası bir kere porsiyonu 10 tane olacak, ne 11 olacak ne 9, 10 tane olacak. İçinde sadece tuz olacak, etin en güzel yerini, boşluğunu, döşünü ve tranş dediğimiz bölümünü kullanacağız ve içine dana gömlek yağı kullanacağız. Izgarada yaklaşık 4-5 dakika pişirdikten sonra şöyle çatalımızı batırdığımızda bakın suyu hemen üstüne çıkacak. Sulu olacak ama aynı zamanda dışı da çıtır çıtır olacak. Size Balıkesir'in o güzel Balıkesir'in hayvanlarından olan çok güzel Balıkesir köftesi tanıtmaya çalıştık. Çok güzel görünüyor. Umarım çok lezzetlidir. Dediğimiz gibi püf noktası da herkes evde çok rahat yapabilir. Alın kıymanızı, yoğurun, pişirin, sadece tuz koyun. Şimdiden herkese afiyet olsun. Boğazı Tabiat Parkı'ndayız. Burası Balıkesir'in kalbi. O kadar güzel bir yer ki, yani masaldan çıkmış gibi bir yer burası. İnsanların özellikle sıcak yaz günlerinde Balıkesir'den kaçtığı yer. Burada gelip mangal yapıyorlar. Burası bir mesire alanı aynı zamanda. Piknik yapıyorlar. Çocuklar burada doğayla iç içe oluyor. İnsanların her zaman böyle yerlere ihtiyacı var demiştik. İşte hemen Balıkesir merkeze yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta Değirmen Boğazı dediğimiz yerdeyiz. Çok güzel bir tabiat parkı ve burada insan şehirden kaçıp kendiyle baş başa kalıyor. Çok güzel bir dere var burada, hemen yukarıdan böyle geliyor. Biliyorsunuz suyun iyileştirme özelliği var, denizin iyileştirme özelliği var. O su sesiyle adeta terapi görüyorsunuz burada. Burayı gezeceğiz, dolaşacağız. Size buranın güzelliklerini anlatacağız. Daha sonra burada Cengiz Usta'nın yanına gideceğiz. Cengiz Usta'm bize Balıkesir'in o meşhur kıvırcık kuzusundan çok güzel lezzetler yapacak. Daha doğrusu önce kuzunun kendisini tanıtacak. Neresinden ne yapılıyor onu gösterecek. Daha sonra kuzuyla, etle, mangalın aşkına şahitlik edeceğiz. Haydi önce bir şu tabiatın içinde gezip dolaşalım. Sonra Cengiz Usta'ya gidelim. Size biraz ağaçlardan bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu ağaçların köklerinden. Şimdi o kadar güzel
kökler var ki burada iyice toprağa salınmışlar. Aslında hayatın yaşanmışlığının da en büyük göstergelerinden bir tanesi. Şöyle yukarıya doğru bir Ayber göstersene. Şu Ulu Çınar'ı ve ona hayat veren bu küçük çayla beraber çok güzel bir görüntü var. Ben fotoğraf çekmeye doyamadım. Çok güzel fotoğraflar çekebileceğiniz güzel bir alan burası. Bir de şimdi sıcaklar artık yavaş yavaş başladı ya. Şöyle insan böyle paçasını sıyırıp şu güzel buz gibi suda ayağını serinletmek istiyor gerçekten. Çok güzel bir manzarası var. Dediğim gibi burası Balıkesir'in kalbi ve bu kalbin kıymetini çok iyi bilen güzel kalpli Balıkesirliler var burada. Geziyorlar, dolaşıyorlar, çocuklarıyla gülüp oynaşıyorlar. Harika. Ormanı içime çekmeyi çok seviyorum. Bu oksijeni, bu havayı. Ülkemin her köşesini o kadar çok seviyorum ki. Her yerinde ayrı bir hikaye, ayrı bir güzellik var. İşte Balıkesir'in de kalbi burası. Ve o kalbinden mis gibi çekip devam ediyoruz. Ve Balıkesir'e gelmişken ünü ustamın dediği gibi artık Türkiye'yi aşmış Balıkesir kıvırcığı. Kıvırcık kuzusu. Bir gerçek. Hatta öyle bir şey ki Balıkesirliler buna gururla söyler. Balıkesir olmazsa Türkiye aç kalır. Aç kalır. Çünkü Türkiye'nin et ihtiyacının %70'ini neredeyse Balıkesir ve çevresinden karşılıyorlar. Biz de bir Balıkesir kıvırcığını size neresinde ne yapılır, en lezzetli yerleri nedir onu ustasından öğreneceğiz. Böyle doğanın içinde, tabiat parkında ne diyorsam? Değirmen Boğazı. Değirmen Boğazı'nda, Değirmen Boğazı Tabiat Parkı burası. Onun içinde harika bir yere geldik ve orada Cengiz Ustam bize çok güzel bir et yapacak. Balıkesir'e yakışır bir et. Evet. Ustacığım öncelikle seni tanıyalım, bir yandan da başlayalım kesmeye. İsmim Cengiz Al 4, 1977 doğumluyum. Cengiz? Al. Al. Evet. Evet. Kırmızı beyaz efendim Balıkesir rengi. Oradan da aldan zaten kırmızı beyazı sürekli. Evet. Kuzumuz Türkiye sınırlarını aşmış meşhur kıvırcık kuzusudur. Tarihi Osmanlı'dan gelen bir üründür, kuzumuzdur. Her yerden hemen hemen kuzu yapıyor ama bu Balıkesir'in kıvırcığını bu kadar özel kılan nedir? Ne yiyor da böyle oluyor bu hayvan? Dağlarımızın kekikli olmasından, kekik yemesinden... Florası da çok yüksek buranın. Tabii, tabii. Bir de kuzumuzun yağı her tarafındadır. Yani başka yörenin kuzularının kuyruğundadır, bizim evet. Komplesindedir. Vücudun her yerine yayılmış diyorsun. Yani şu anda beton gibidir. Evet. Yani çok harika bir kuzu ırkımız vardır yani Balıkesir'in. Balıkesir kıvırcığının gerçeğini de unutmamak lazım tabii. Diyoruz. Ozan Usta. Bismillah. Haydi bakalım. Bismillah dedik. Aynen. Ustam kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Bu işi 30 yıldan beri yapıyorum. 12 yaşında başladım. 3 yaşında. 12 yaşında. 12, pardon, 12 yaşında. İlkokulu bitirdik. Evet. Babamız bizi baba dostu olan bir kasabın yanına götürdü. Eti sizin, kemiği benim. Benim dedi. Biz ama de, siz kemikleri de bir ara elle şöyle kemik, gösterirsek. Tabii, Cengiz abi kaç? 30 yıldır efendim 3 tane parmak, 4 parmak. 4 parmak. 40. Yılında 4. parmağı da artık şey yaptık. O da kalsın. Onu bir anlatabilir miyiz usta? Tabii mesleğe ilk başladığımın 2. ayında. Evet. Bir gün sabah böyle mıntıka temizliğimizi yaptık Şıra kız. Her gün mıntıka temizliği yapılmadı mı olmaz bu işte. Dükkan temizlenir, dolap temizlenir. Tabii ustalarımız böyle yetiştirdi. Evet. Ben temizlik yaparken ustam ben çorba içeyim gireyim. Oğlum sen buraya göz kulak ol dedi. Bizde de bir heves var. Bu işi öğrenme hevesi var. Bu işi yapacağız. En iyi yapmaya çalışacağız. Bir yandan keselim ustam. O yandan da anlatalım. Evet. Ustanın gözüne girmeye çalışıyoruz. O anda müşteri geldi. Evet. Köfteli kıyma istedi. Benim de ilk tecrübem. İlk tecrübemde makineye parmağımı kaptırdım. İlk tecrübede. Tabii tabii. Ama erken davrandınız değil mi? Tabii tabii. O benim cahilliğim. Bir de eskiden böyle koronaklı... Eldivenler şimdi neredeyse tabii, eline zırh korunaklı, geçiriyorsun. Tabii. Yani korunaklı makineler yok. Geçmiş olsun. Ama her zaman söylüyoruz iş güvenliği burada çok önemli tabii, arkadaşlar. Çok önemli. Çok önemli. Cengiz ustam şimdi iki bıçak darbesiyle ön kolları çıkardı tabii, zaten. Ön kolları çıkardık.
kuzunun kokusu gitmesi için dış sarlarını, ürünleri alıyoruz. Dışarıdan alıyoruz. Tabii onu, evet, aldığımız zaman kuzuda ister istemez bir koku olur. Bu zarlar göstermek tabii istiyorum. Tabii Balıkesir mühürü. Evet. Balıkesir de kesildiğine dair kendi çiftliğimizden kesiyoruz zaten. Bu da kendi ürünümüz mü? Tabii kendi ürünlerimiz. Peki hemen şu ekran başındaki izleyenlerimize bir kuzu olayını anlatalım. Şimdi tabii zaten veganlara, vejeteryanlara saygımız sonsuz. Onlar et yemiyor, hayvan sevgisinden dolayı yenmemesini düşünüyor. Ama bir de bir gerçek vardır ki etoburlar var. Etoburlar da işte etin neresinde ne yeniyor onu genelde araştırıyorlar, tartışıyorlar. Şimdi usta, bize bir kafes çıkar o zaman. Tabii. Şöyle, kafesi bütün mü yapıyorsun yoksa böyle hani burada ufak ufak ızgara mı yapıyoruz? İsteğe göre, isteğe göre yapıyoruz. Bütün isteyen olursa bütün kanat pirzol olarak pişiriyoruz. Evet. Ama genelde burada herkes kalem pirzol olarak tarzında ızgara kullanıyor. Özellikle son yapıyoruz. Zamanlarda böyle çok meşhur oldu ya kafesi bütün pişirip kesmeler. Tabii, tabii. Yapıyor musun sen de öyle bir şey? Tabii, istek üzerine yapıyoruz. Ben istiyorum o zaman, istek üzerine öyle yapalım. Tamam. Şöyle madem geldik buraya, bu kıvırcığı kesiyoruz, doğruyoruz. Ona göre de bir böyle güzel kafes pişirelim. Ustam bir de kuzunun çok önemli bir yeri var. Antep'te buna küşleme diyorlar. Tabii. Yani etin mücevher bölümü. Tabii. Şöyle anlatayım şöyle ben size. Şöyle bir şeri şeklinde çıkacak şimdi. Tabii. Kuzunun bonfilesidir, iç kısmındadır. Evet. Yani güneş görmeyen tarafı hayvanın. Hayvanın böbrek, güneş görmeyen tabii, tarafı. Güneş görmeyen tarafı. Güzel tabir. Böbrek yağıyla kapalıdır üstü. Evet. Hiç kımıldamayan, dümdüz duran hareket, bir yer. Hareketsiz bir yeridir. Bonfilesidir yani kuzunun. Danada bonfil olarak geçer. Kuzuda küşleme olarak geçer. Geçiyor. Tabii. Ondan yani da bir şey gösteririz. Bir küşleme yaparız herhalde usta. Tabii. Sevgili dostlar, Cengiz abi bize çok güzel etler çıkaracak bir yandan. Bir yandan da hikayesini anlatacak. Tam 30 yıldır bu işi yapıyor. Bu işin en iyileri bence bu işin kasapları oluyor değil mi usta? Tabii, tabii. Eğer yani, iyi bir kasap, iyi bir et işleyicisi çıraktan yetişmesi gerekiyor. Küçük peki, yaşta bu işe başlaması gerekiyor. İzleyenlerimize bir tavsiyede bulun musun? Onlar alırken etin neresini alsınlar daha çok kuzuda? Ya yapacak oldukları ürüne göre alabilirler. Mesela kavurma yapacaklarsa buttan, külbastı yapacaklarsa buttan. Ne bileyim pirzolası zaten kafes tarafından çıkıyor. Beyt alacaklarsa böbrek yatağından yapabilirler. Beyti böbrekte. Tabii böbrek yatağından yapabilirler. Onu küşlemesiyle büftek tarafından sarılır. Yaprak şeklinde açılır. Kuzu beyt olarak geçer bizde. Bir de şey diyorlar, sırt kısmı çok lezzetlidir ya hayvanın. Tabii sırt kısmı pirzolasına kalıyor hayvanın. Evet. Onu ben şimdi işleyeceğim, çıkartacağım. Cengiz Usta. Evet, kanat pirzolamızdan sonra kalem pirzolamıza geçiyoruz. Bir kalem de kalem pirzola, yapacağız. Tabii, nasıl işledi? Bir gösterebilir miyim? Tabii. Tamam. Şöyle yan çevir Usta. Şu şekilde. Sanat bu, sanat. Bak bu sanat işte. Evet. Resim yaptım resmen. Bu arada aynen, bir kuzuyu yaklaşık 2 dakikada paramparça edebiliyor. Kestiğimiz yer yerine köşeye koyduk. Biz kafes dediğimiz bölümle bir de böbrekleri de ayrıca dedi ki sen seversin. Böbreği oraya aynen koydu. İşte etin küşlememiz, küşlemesi yani bonfilesi yani mücevheri şöyle dokunduğunda parmağın içine giriyor. O kadar güzel bir bölüm. Hem bir topu 150-200 gram. Tabii büyük başta tabii, daha büyük oluyor onlar. Büyük başta 2 kiloya yakın. Yaparım. Tabii 2 kiloya yakın çıkıyor bir tarafından. Toplamda 3,5-4 kilo büyük başta. Küçük başta 200 gram kadar iki tane balık gibi uzun bir şekilde çıkar. Ben onu böyle komple pişiriyorum. Sonra tek 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 istiyorum ama ben aynen soğanı iyice karamelize ediyorum. Çok az tereyağı koyuyorum üzerine. Harika. Soğanla beraber kızartıyorum. Harika. O karamelize soğanla çok güzel oluyor. Bir ara Instagram'da @lokmandağtv'de izliyorsanız böyle pikniğe gittiğimizde komşularıma yapıyorum ben. Çok beğeniyorlar. Sürekli bana da o bonfileyi yaptırıyorlar. Yapacak bir şey yok. Ustam şimdi bunu böyle kafes olarak pişireceğiz. Tabii. Bunu kalem mi yapacağız? Kalem olarak yapacağız. O zaman artık etlerimizi de kalemlerimizi de çıkardığımıza göre ne yapacağız? Haydi şu ateşte, güzel mangalda ateşte alevle eti birleştirme zamanı. Aynen öyle. Ben buradan gidiyorum. Ekran başında daha kolay çözebiliyorsunuz soruları fakat buraya gelince
İşler biraz daha değişebiliyor. Süremiz başladı. Tüm butonlar aktif, ben bilirim diyen var mı? Kara fırtına. Sarı fırtına. Burdur'da bulunan ve Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen yerdir. Metehan Bey ben bilirim dedi. Salda Gölü. Kutlarız. Ben şeyi çok hissettim. Bulmaya çok yakındınız. İşte bir yoğunlaştık. Biliyorum ismini de işte. 10 saniyede gelmedi. Safinaz. Avokado. Papyrus. Papyrus. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Ben bilirim. Hafta içi her akşam 20'de 360'da. Bir anne baba çocuğunu nasıl özenle korur ve büyütürse biz de mevduatınızı öyle koruyor ve büyütüyoruz. Şimdi Türk lirası birikimlerinizi Halkbank'a getirin, enflasyonun üzerinde kazanç elde edin. Yatırımlarınızı isterseniz enflasyon korumalı ara dönem ödemeli mevduat hesabıyla, isterseniz enflasyona endeksli koruyan mevduat hesabıyla değerlendirin. Üstelik vade beklemeden para çekme imkanı ve stopaj kesintisiz 3 aylık ara dönem faiz ödemeli özelliklerden faydalanın. Türk lirası birikimleriniz Halkbank güvencesiyle günden güne değerlensin, ülke ekonomisi gücüne güç katsın. Halk ister, Halkbank yapar. Hayat kadar net görüntü isteyenlerin yanındayız. Beko Crystal TV. Büyük ekran, büyük keyif. Beko Crystal 55 inç Ultra HD TV 5249 lira yerine sadece 3999 lira. Üstelik peşin fiyatına 10 taksit fırsatıyla. Güneş bedava, bulut bedava, gülmek, coşmak, yaz bedava. Şimdi de klasik çubuklarında milyonlarca bedava. Paraftan bir güzellik daha. Trendyol'da 30 lira indirim. Güzellikler bu parafta. Salla telefonu, salla, salla. Bir sağ bir sola, salla. Şimdi Ramazan'da, sonra paylaş işte dostlar. Ramazan paylaşmaktır dedik. Bir yenilik daha hayata geçirdik. Turkcell'den salla kazan paylaş. Telefonunuzu sallayın, kazandığınız gigabaytları ister siz kullanın, ister sevdiklerinizle paylaşın. Spor gecesi cumartesi pazar 01'de 360'da. Ziraat'in online kanallarından işlem yapmak çok kolay. Mesela yatırım fonu almak. Bakın bu kadar kolay. Hatta inanın bu kadar. Yok, hiç abartmıyoruz. Bu kadar kolay. Arkadaşlar lütfen. Reklama ne gerek var? Bilen biliyor, bilmeyen hemen öğreniyor. Dijitalin kolayı Ziraat'te. Herkes rahatça kullanabilsin diye kolaylığı teknolojiyle birleştiren internet şubesi ve mobil şube Ziraat'te. Bizi izlemeye devam edin. Ziraat Bankası. Teknolojide de bir bankadan daha fazlası. Magnum'la her keşif yepyeni bir haz. Üstelik bu hazın bir de ödülü var. Çubuklar sizi o ödüle ulaştıracak. İşte karşınızda bu yılın nefis kesen hediyesi Maserati. Hem de bir değil, iki tane. Çubuklardaki şifreyi 29.92'ye veya Magnum.tr'den gönderin, çekilişe katılın. Bu iki Maserati'den biri sizin olsun. Magnum. Şok sana yeter, şok şok şok. Ucuzla ucuz, çok çok çok. Şok sana yeter, şok şok şok. Paran da artar, çok çok çok. Ucuzla ucuz, şok şok şok. Paraftan bir güzellik daha. Media Markt'ta 12 aya varan taksit. Güzellikler bu parafta. Salla telefonu, salla, salla. Bir sağ bir sola, salla. Şimdi Ramazan'da, sonra paylaş işte dostlar. Ramazan paylaşmaktır dedik.
bir yenilik daha hayata geçirdik. Türkcell'den salla kazan paylaş. Telefonunuzu sallayın, kazandığınız gigabaytları ister siz kullanın, ister sevdiklerinizle paylaşın. Yol güvenle gelecek geliyor. Her pazar 24'te 360'da. Magnum'la her keşif yepyeni bir haz. Üstelik bu hazın bir de ödülü var. Çubuklar sizi o ödüle ulaştıracak. İşte karşınızda bu yılın nefis kesen hediyesi Maserati. Hem de bir değil iki tane. Çubuklardaki şifreyi 29.92'ye veya Magnum.tr'den gönderin. Çekilişe katılın. Bu iki Maserati'den biri sizin olsun. Magnum. Şok sana yeter, şok şok şok. Ucuzla ucuz, çok çok çok. Şok sana yeter, şok şok şok. Paran da artar, çok çok çok. Ucuzla ucuz, şok şok şok. Paraftan bir güzellik daha. Media Markt'ta 12 aya varan taksit. Güzellikler kumarafta. Salla, telefonu salla. Ramazan paylaşmaktır dedik, bir yenilik daha hayata geçirdik. Türkcell'den salla kazan paylaş. Telefonunuzu sallayın, kazandığınız gigabaytları ister siz kullanın, ister sevdiklerinizle paylaşın. Yol güvenle gelecek geliyor. Her pazar 24'te 360'da. LÖSEV'de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye. Kırbaş şarkısını dinleyelim mi? Dinleyelim mi? Abi ya maçın özetini aç mı? Öyle izliyorum. İzleyelim mi? İzleyelim. Hayatım haritayı açsana. Aç. Hayatım. Gigabaytlarını harcamaktan korkan herkese Türk Telekom'dan elini korkak alıştırma tarifesi. Faturalı 5 GB 35 lira. Dakikaların, gigabaytların size uygunu Türk Telekom'u. Elini korkak alıştırma. Herkes Telekom'da, Türk Telekom'da. Paraflytravel.com'da Paraflyla paraf paralarınız 3 kata kadar daha değerli. Paraflyla uç uçabildiğin kadar. Güzellikler kumarafta. Anne, Argı'da marşını var mı? Var oğlum. Silifke çilekli var, Malatya kayısılı var. Benim silifkeli dorunuma. Çilekli koyun gari. Benim Malatyalı torunum kayısılı ye. Çilekli dediyse darladan mevsiminde toplanmış. Kayısına göğden düşmedi. Dalından koptu geldi. Benim oğluşum ikisinden de yer. Değil mi? Hem de nasıl yerim? Tam mevsiminde toplanan meyvelerin soslarıyla yeni Algida Maraş usulü yöresinden. Hey maşallah var mı böyle? Silif geldi. Malatyalı. Davul sesleri aydınlatır geceyi. En güzel sofraları paylaşmanın vakti geldi. İftarda da sahurda da Nutella lezzeti yanında. Şimdi beyler iyi dinleyin. Tekrarı yok. Uç 5-2'ye dönüyoruz. Önde basıyoruz. Şimdi Sayın Hocam diyor ki dönüyoruz diyor. Önde basmak çok önemli diyor. Bu ne kardeşim ya? Türkçe'de Türkçe, babamda çevirir. Şota diyor ki önde basın diyor, yapıştırın diyor. Başka dilleri kim çevirecek beni? Babam mı? Bip çevirecek. Yüzden fazla dilde mesajlaşmak için Bip indir. Bip'te istediğim dilde mesaj yazıyorum. Basın indirin. Yani hocam diyor ki basın indirin. Şota diyor ki basın indirin.
Derelerimiz, doğal hayatın temeli, yaşamın kaynağıdır. Yaptığımız estetik, ekonomik ve emniyetli tesislerle taşkınlara karşı önlemlerimizi alıyor, vatandaşlarımızı koruyor, sosyal yaşam alanları oluşturuyoruz. Ancak derelerimize kütük, hafriyat, çöp gibi katı atıkların atılması, izinsiz yapılaşma, doğal akışın bozulmasına ve neticesinde taşkınlara sebebiyet veriyor. Bu can ve mal kaybı başta olmak üzere büyük acılar demek. Lütfen derelerimize hiçbir şey atmayalım, yapılaşma yapmayalım. Derelerimizi hep birlikte koruyalım. Bu dereler hepimizin. Dereler taşmasın, gözyaşları sel olmasın. Spor gecesi cumartesi pazar 01'de 360'ta. Evet, kafesimizi gönderdik. Evet. Şimdi kafes biraz uzun sürüyor anladığım kadarıyla usta. Evet tabii 20-25 dakika 30 dakikaya bulabiliyor kafes. Kalem pizzolara devam edebiliriz. Koyalım o zaman usta. Oo, alevler hemen çıktı usta. Evet. Alevde yapıyoruz, alevde. Bu iş alevde oluyor bizde. Biberler de hemen onunla beraber coştu zaten. Dilerseniz diğerlerini de yavaş yavaş koyalım. Tabii. Bundan sonrasını sunumunu göreceğiz. Ve ben meşhur Balıkesir'in bu güzel yağından salataya dökeyim. Size güzel bir sunum hazırlamış olalım. Meşhur biliyorsunuz böyle Körfez'in, Edremit'in, Balıkesir'in, Ayvalık'ın zeytinyağı bir hayli meşhur. Şöyle salataya güzelce bol yağ koyduk. Ne yaptık onu hemen özetleyeyim. Çok güzel pirzola yaptık, beyti yaptık, küşleme yaptık yani bonfile yaptık, çöp şiş yaptık. Ve ustamın ellerinden çok güzel bir kafes yaptık. Kafesi de şu anda tek tek kalem kalem kesiyor. Ondan sonra daha o böyle bir isterseniz böyle az orta pişmiş yani medium dediğimiz isterseniz bir daha tereyağında onu keyifli bir şekilde pişirebiliyorsunuz. Son zamanların artık et olayının en popüler bölümü diyebiliriz. Harika bir yer. Tabiat Parkı muazzam bir yer. Balıkesirlerin çok sevdiği, çok geldiği bir yerdi. Önce gezdik, dolaştık. Daha sonra size bu lezzetleri tanıtmaya çalıştık. Anadolu'dayız. Tüm hızıyla devam ediyor. Çarşıda gezerken sadece ismi dikkatimi çekti. Yani reklam olan bölümünü değil, sadece şimdi her yere gidince pastane diyebiliyoruz. Ama evet, burası evet. Tatlıhane. Burası evet. Öncelikle bir sizi tanıyalım. Merhabalar. Merhaba, ben Murat Üzgün. Güler Tatlıhanesi'nde işletme sahibiyim. Murat abi, kaç yıldır var burası? Burası 1942'den beri var. 1942'den beri var. 42'den beri var. Neler var bu tatlıhanede? Burada tatlıhanede bakır tepsilerde olan zeytinyağlı cevizli baklavamız var. Zeytinyağlı. Zeytinyağı olduğu gibi zeytinyağı. Bak sade yağ değil. Sade yağ. Daha önce Gaziantep'te sade yağlısını çektik. Bu zeytinyağlı. Direkt zeytinyağlı. Yani. Burada Balıkesir'deyiz, Ayvalık'tayız değil yani, mi? Tabii. Olmazsa olmazsa zeytinyağıyla yapılıyor. Başka neler var? Balıkesir'in meşhur tatlıları hangileri de? Aslında bunlar Balıkesir'in çok değil ama bunlar daha çok Yunanvari tatlılardır. Evet. Rumvaridir. Yani örneğin şu lor baklavası, bu Galactico Böreko. Galactico Böreko. Aynen, galak evet. Sütlü tatlılara Böreko'dur. Evet. Sütlü tatlı anlamında lor baklavasıdır. Ve bu da lor tatlımız. Bunun içine 10 yağ yumurta girmez. Sadece peynirden yapılır. Peynirden. Sırf bu şu anda sırf peynirdir. Peynir. Lor peynir. Evet. Taze peynir. Bu da zaten söylemiştik bakır tepside karı fırında pişiyor. Zeytinyağlı kurabiyelerimiz var. Evet. İçine hiç şeker girmeyen çok tatlı olan kurabiyelerimiz var. Örneğin kavalamız var. Kavalayı biz fabrika tarzında değil de daha çok Rumların kendi evlerinde yaptığı şekilde yapıyoruz. Tereyağlı değil zeytinyağlı. Zeytinyağlı. Burada her şey zeytinyağı. Olduğu gibi bize ucuz. Ağaçlar bize ayrı olduğu için.
için kendimiz topluyoruz. Efendim gidip diyor sadeye aldıralım buradan zeytinyağıyla yapalım. Şimdi arkamızda çok ilginç bir dondurma makinesi var. Şu. Markasını kapattı. Gerçi kapanmış fabrikası, artık üretilmiyor ama ne olur ne olmaz diye. Bunun özelliği, hikayesi nedir abi? Bir anlatır mısın? Bu 1942 yılında İtalya'dan 6 tane gelmiş bu makinelerden. Bunu getiren şahıs da Tatlıcı Telat. Evet. Yani bu Körfez'e ilk pastane, yani tatlı hane yapan kişi. Tatlıcı Telat. Evet. Bu Körfez'de kimin adına Telat dersen Tatlıcı mı diye sorarlardı. Yani özdeşmiş Tatlıcı Telat kendileri. Evet. Zaten şeydir, çarşıda Telat, mahallede Ferhat. Mahallede de Naneci Ferhat var. Çarşıda da Tatlıcı Telat var. Peki ne bu, özelliği var efendim? Bu makinenin özelliği bozuldu mu yoksa dondurmaya başka bir şey mi kattı? Hayır, hiçbir şey yok. Yani dondurma ilk olduğu günden beri yapılıyor. Evet. 3 tane süt kullanıyoruz. Keçi, inek, koyun. Ve 1 kilosu da 2 gram sakız atmak şartıyla sakız dondurma yapıyoruz. Ama çiğnenmeyen bir sakız dondurma. Çünkü bazen soruluyor, niye bunu patlatamadım diyorlar. Ama zaten şeydir o sakız ağacındaki sakız, Çeşme'de de daha önce muhallebisini yapmıştık. Evet. O çiğnenmez, balon yapılmaz. Sakız ağacının şeyidir, reçinesidir. Hatta var da gösterebilirim. Evet, varsa onu da görebiliriz. Tabii hemen şurada. Siz onu gösterirken ben şurada bir höşmerim gördüm. Çok güzel bir hikayesi vardır höşmerimin. O hikayeyi de anlatacağız. Ama nerede? Bu tatları biraz sonra yapımına gideceğiz. O yapımında size bu tatları da göstereceğiz ama şöyle bir ustam bize göstersin. İşte. Tamam, nasıl sakız adasında genelde daha çok. Eskiden Çeşme'de de varmış ama zamanla o ağaçları kesmişler. Bizim öyle bir özelliğimiz var. Pahalıdır bayağı bu, değil mi efendim? Şu an bir kilosu 2400. 2400 lira. 2400 lira kilosu. Şu damla sakızının. Ona göre. Damla. Şu an elimde aslında inci taşıyorum. O kadar değerli. Evet, o kadar. Bu patlamaz ama evet. Evet abi, ben şu an yüreğim yaradı. Olsun. Birkaç tane inci tanesi döktük. Olsun olacak. Peki onun dışında neler var efendim burada? Bizde lor kurabiyesi var. Evet. Onun kurabiyesi var ayrıca. Onu da gösterebilirim size. Lor kurabiyemiz var. Tahinli kurabiyemiz var. Onun içine tahin ve pekmez giriyor. Başka bir şey girmiyor. Yine zeytinyağı giriyor. Sonra şey var. Çok farklı yaptığımız bizim acı badem kurabiyelerimiz var. Evet. Acı badem kurabiyemiz direkt fındıktan yapılıyor. Yeri fındıktan yapılıyor. Tabii sırf fındıktan. Aslında acı badem olmasının adı da daha önceki zamanlarda büyük yapılırdı. Üzerine bir tane badem koyulurdu. Ondan acı badem. Aslında malzemesi fındık. Fındıktır. Fındık ezmesidir. Ustam çok farklı şeyler anlattın bize. Müşteriler de bekliyor burada. Biz şöyle gözümün içine bakıyorlar şu an. Hadi git de gelip alışveriş yapalım diye. Şaka bir yana. Harika bir yer. Dediğim gibi burası bir tatlıhane, pastahane değil, onu da söyleyeyim. Ama şu höşmerim ve lor tatlısı nasıl yapılıyor? Dilerseniz onu da imalathanesinde yapalım. Ve sevgili dostlar, şimdi tatlıhaneye gittik, çektik, orada güzel tatlılarımız vardı. Ama size bugün çok güzel bir lor tatlısı yapacağız. Ve lor tatlısının püf noktalarını ustam bize anlatacak. Şu anda ustamız lor tatlısını üst katta mikserde süt ve sadece lor fermente ederek, birbirine karıştırarak bir hamur elde ettik. Şu anda bunu döküyoruz. Krem şanti gibi. Krem şanti gibi. Evet. Ama normal bildiğiniz taze loru. Evet. Bu kesinlikle kaşar loru olması gerekiyor. Yani süt, peynir yapıldıktan sonra geriye kalan alt suyu, kaşar suyu yeniden mayalanıp lor oluyor. Evet. Lor, taze lor. Sonra bunu imalathaneye getiriyoruz. Sütle bunu fermente ediyoruz ve mikserde çırpıyoruz. Bu ürünü elde edip şu anda ustamız sıkıyor. Bunlar ne kadar sürede oluyor bu mikserin bu hale getirmesi bunun usta? Yaklaşık 10 dakika. 10 dakikada bu hale geliyor. Şimdi o zaman süt var. Lor var. O kadar. Şeker falan bir şey? Yok, bunda hiçbir şey yok. Aa, çok ilginç. Daha sonra zaten bunu bir fırınlayacağız. Tabii. Sonra şerbetleyeceğiz zaten. O şerbetini oradan iyice alacak. Evet. Bu şu anda böyle olacak ve üzeri suyla. Evet. Elimizi suya bastırıp üzerlerini basacağız. Düzelteceğiz. Evet. Ondan sonra kara fırına gidecek. Odun fırınından başka hiçbir şekilde olmuyor. İlla odun fırını, kara fırın. Evet. Yalnız ustam o kadar çok hoşuma gitti ki bir tane tepsiyi de ben yapmak istiyorum ya. Buyurun ya. Ne istersen dersin. Bu tamam mı? Başka yapacak mıyız fırında? Tabii. O zaman bu tepsi gitsin. Tamam. Şöyle. Tepsi, evet. Bu böyle. Bir tepsi daha verebilir miyiz? Oradan bir tepsi alabilir miyiz? Mehmetciğim,
Ha varmış geldi. Burada. Tamam. 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 Usta aldı böyle yukarıdan sıktık. Alttan. Evet, şuraya. Şuraya. Evet. Evet. Ama yeri bastırman gerek aşağıdan. Ha, burada, burada mı? Yukarıdan tazeleyeceğim. Evet. Tazeledik buradan. Tazeledik. Biz aşağıdan sıkacağım. Haydi olacak inşallah. Bu olmadı abi ya. Bir daha ama yere batır. Hatta, sık. Sık. Tek sık. 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 Olacak inşallah. Bas. Bas. Bir daha batır. Bu olmadı. Sen yapmış tatlıcılık yapalım. Bence de abi. Ha oluyor. Evet. Evet. Daha yukarıdan al. Sık. Sık. Ha. Bak olacak. Bu kadar herhalde. Evet bu kadar. İşte tamam. Bu evet. Bir dördüncü de buraya yapıyoruz. Evet. Önemli olan burada senin ne kadar aşağıya lor süzmen. Daha da iyi olacak arkadaşlar, yavaş yavaş. Benden bu kadar yok. Ben bu işleri yapamıyorum. Hamur içinde zaten zayıf olduğumu hep söylüyorum. Olacak yani. Şu birazcık benzedi de diğerleri bir şeye benzemedi. Onu kaldırsın ustam. Bunlar şimdi böyle. Bir su alalım. Suyla üzerini tamamlayacağız. Sonra kara fırına. Kara fırına gidecek. Sonra şerbetle bulacağız. Efendim meşhur. Balıkesir'in değil mi ayvalığın ayvalı. Lor tatlısını yaptık. Sadece lor peyniri ve krom bir tas alalım. İçinde su olsun. Lor peyniri ve neydi hocam? Süt. Süt. Başka da bir şey gerek. Başka da bir şey. Efendim yaptık bunları. Bitmedi. Şimdi alacağız. Bunu kara fırına götüreceğiz. Evet. Ben götüreceğim hatta. Aldım. Evet. Değil mi? Haydi fırına gidiyoruz. Sevgili dostlar, lor tatlımızı getirdik fırına, ustama bırakıyorum. Yaklaşık 1,5 saat boyunca fırında pişecek. Çünkü 180 derecelik bir fırın. O piştikten sonra nar gibi olacak, sonra da şerbetlememiz var. İlçesinde Perşembe Pazarı'nın hemen yanındayız. Size çok lezzetli bir kokoreçi göstereceğim. Çünkü malum kuzusu meşhur olan yerin kuzu kokoreçi de çok meşhur olur. Peki buradaki püf nokta ne? Hadi ustasından öğrenelim. Ne dedim size? Mis gibi nefis bir kokoreç için efendim Nesife Hanım bize çok güzel bir kokoreç yapacak. Önce evet. Bir sizi tanıyalım. İsmim Nefise Başaymaz. Aslen İstanbul'luyum. 10 senedir Balıkesir'de ikamet ediyorum. Burada da Balıkesir'in meşhur olan kokoreçini tanıtmak istiyorum size. Daha önce bu işleri yaptık mı yoksa direkt kokoreç mi oldu başka işlerle? Genelde gıda işinde çalıştık. Evet. Kokoreç üzerine lokantalı. Evet, lokanta işletmeciliğimiz de var. Ama diyorsun ki kokoreçte bir başka bir lezzet. Peki sizin kokoreçin özelliği nedir? Diğer kokoreç mesela İzmir'de de kokoreç çok meşhurdu. Evet. Son zamanlarda böyle iyice yayıldı. Ama dediğimiz gibi kuzular burada olduğu için ve buranın kuzusu çok meşhur olduğu için kuzu kokoreçinde burada çok meşhur olduğunu biliyoruz. Şimdi sizin de dediğiniz gibi Balıkesir'de genelde kuzusu meşhur olduğu için kuzu kokoreçin lezzeti burada daha bir başka. Ve uykulukla da pişirilince değişik bir lezzet elde ediyoruz. Bir dakika şimdi sırrı bulduk. Uykuluğa mı sarıyorsunuz bunu? Uykuluğa sarmıyoruz. Uykuluk eşliğinde daha onunla çok beraber. Evet. Şimdi uykuluk zaten Sütlüce'de İstanbul'da epey meşhur. Evet. Ama burada uykuluk artı kokoreç ikisini beraber evet. Yapacağız. Vay mükemmel vay bir lezzet oluyor. O zaman başlayalım. Vallahi bildiğin süt kokoreç. Şöyle ben şunu alayım. Şöyle alevle buluşturalım. Şimdi kokoreç bir önce közde güzelce pişiyor değil mi usta? Evet. Evet. Sonra bir de mangalda bir daha çok pişmiş, az pişmişe göre değişiyor. Evet. Bir tane de ben kesebilir miyim? Tabii. Şimdi kaç dakika pişmesi lazım normal şartlarda onun? Zaten ızgarada piştiği için evet. Yani müşterinin arzusuna göre eğer çok pişmiş olursa ızgarada belli bir süre tutuyoruz. Ama normalde çok fazla pişirmeye gerek kalmıyor. O zaman ustasına bırakalım efendim.
Nefis abla. Efendim? Nedir durumumuz? Kokoreçler vallahi nar gibi oldu. Kokoreçlerimiz pişti. Bir de mis gibi kokuyor ama sadece kokoreç değil, ne yapacağız ayrıca? İçine uykuluk da katacağız. Oh, koyalım bakalım uykuluklardan. Şöyle biraz benim de elimde iyisin mi? Tabii buyurun. Ben şöyle aldım. Şöyle. Baharatlarını koyalım. Hemen. Ondan sonra sunuma geçeceğiz. Sunumda size çok güzel tatlı anlatacağım. Vallahi Nefise Usta bize mis gibi çok nefis bir kokoreç yaptı. Eline emeğine sağlık. Afiyet olsun. Vallahi çok beğendim. Özellikle İzmir usulü yapmanı, sadece baharatlı. Baharat da nedir? Kekik, pul biber. Bir de ne koydun başka? Bir de kimyon. Evet. Başka bir şey? Tuz. Tuz. Bu evet. Kadar. Bu da porsiyon olarak yapıyorsun. 3 tekerliği var. Yanında domates, biber, bir de sumaklı şey, güzel bir soğanımız var. Evet. Onunla beraber servis ediyorsun. Ekmek arası hem de porsiyon olarak. Ekmek arasının fiyatı nedir? 15 lira. 15 lira. Porsiyon 30 mu? Evet. O da 30. 15-30. Gayet de uygun. Eğer Balıkesir'e gelirseniz dediğim gibi hemen Perşembe Pazarı'nın yanında ablamı bulun. Ablam yoksa Hasan abi eşi, o vardır. İkisinden biri burada duruyordur. Muhakkak bu lezzetli kokoreçin tadına bakın. O zaman ne diyoruz? Bugünlük de bizden bu kadar. Tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.